Evet, konumuz güneş enerjisi temizliği nasıl yapılır? Gördüğünüz gibi 30 adet tüpü itinayla depomuzdan teker teker söktük. Buraya böylece koyduk. 30 tane tüp bu ya. Sök sök bitmiyor. Çok güzel bir sistem ama ve lakin kireç tutması her şeyi mahvediyor. Kireç tuttuğu zaman bu vakumların tüpünün içi doluyor. Dolduğu zaman işlevini kaybediyor. Evet, konumuz dediğim gibi kireç temizliği. Bu kireç temizliğini nasıl yapacağız? Tüpleri teker teker söktükten sonra birinci videomda anlattığım gibi içerisine tanzikte su tutmak suretiyle eğer taşlaşma var ise taşlaşan kısımları çok sert olmayan bir metal ile örneğin alüminyum bir tel ile 4 milimetre çapında bir alüminyum tel ile birinci videomda açıkladığım gibi gösterdiğim gibi tanzikli suda tutmak suretiyle bu vakumlu tüpleri temizliyoruz. Yetmedi içerisine kireç sökücülerimizden atıyoruz. Ne kadar? 2 su bardağı. Yetmedi bir daha. Yetmedi bir daha. Temizlenesiye kadar. Çıkasıya kadar. Ondan sonra yine söktüğümüz gibi gerisin geriye bu vakumlu tüpleri teker teker şu görmüş olduğunuz yerlerine takıyoruz. Ve taktıktan sonra işlemimiz bitiyor. Hepsi bu kadar. Burası neresi? Burası Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı tarihi turistik sit alanı Yörük Köyü. Ben Deniz Niyazi Erten, Niyazi Hoca. Numaram 0536 690 2452'den bana 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Mesai saatleri içinde aramanız tercihimizdir. Teşekkür ederim. İyi günler.